enerji savaşların ve barışların en önemli nedenlerinden birisini teşkil etmektedir. Ülkemizde yeraltı kaynakları açısından yetersiz olduğu için çevremizde dünyanın en zengin bölgeleri bulunmaktadır. Özellikle petrol, doğalgaz açısından. Biz bu iki ana enerji kaynağını dışarıdan ithal etmekteyiz ve buna çok ciddi miktarda göğüs bırakmaktayız. Bunları azaltmanın işte nedenleri bu hafta olarak enerji tasarrufu ve verimliliği haftası olarak bunu yapacağımız bizim görevlerimizden birisi bu. Özellikle ülkeyi yöneten Enerji Bakanlığı yenilenebilir enerjiye ağırlık vermeli. Bununla ilgili yatırımlar hızlandırmalı, teşvik etmeli. Bunlar da nispeten yapılmaktadır. Biz vatandaş olarak enerjide nasıl tasarruf yapabiliriz? Nasıl enerji verimliliğini kullanabiliriz? Bunun enerji verimliliğini düşünürsek enerji verimliliği yüksek cihazlar kullanmalıyız. Enerji tasarrufu nedir diye sorarsanız enerji tasarrufu da yaşam kalitesini azaltmadan yapabileceğimiz enerji tasarrufudur. Ya da üretim yapıyorsak üretimin kalitesini ve miktarını düşürmeden yapabileceğimiz tasarrufudur. Bunun için bizim bu konudaki tavsiyelerimiz şöyle. Birinci olarak güneş enerjisinde azami faydalanmalıyız. İki, elektrikli cihazların ve araçların kullanım talimatlarına göre hareket etmeliyiz. Özellikle evlerimizdeki buzdolapların kapağının sık sık açılmaması, bunu A sınıfı olarak enerji tasarruflu eğer yeni bir buzdolabı alıyorsak onu kullanmamız lazım. Diğer çamaşır makinesi, fırın gibi diğer beyaz eşyalarda mutlaka A sınıfı cihazlar tercih etmeliyiz. Eğer aydınlatma da düşünüyorsak bunları tasarruflu lambalar kullanmalıyız ve bunları güneş ışığını tercih etmeliyiz. Diğer bir yöntem ise kullanacağımız özellikle radyo, televizyon, bilgisayar gibi bu cihazları kullanmadığımız zaman mutlaka fişlerini çekip enerjiyi boş yere harcamamamız lazım. Yapabileceğimiz bir miktar enerji tasarrufu aslında iki kat üretime eşdeğerdir ve bu da ülkemiz için çok büyük bir değer teşkil etmektedir. Ve bunu vatandaşlarımızın yapmasına bir enerji uzmanı olarak tavsiye ediyorum.